konuştun? Yusuf. Ateş parçası. Konuştun. Sevmiyorsun sen bizi. Teyzemi de sevmiyorsun, beni de. Yusuf dur. Dur bir dakika. Dinle beni, ateş parçası. Hiç kimseyi sevmiyorsun sen. Beni de sevmiyorsun, teyzemi de. Kovdun onu evden. Ben de seni sevmiyorum artık. Yusuf! Yaklaşmıştı. Cezasını bulacaktı o katil. Yine kendimi tutamadım. Ama o çocuk küçücük daha. Susamazdım. Affet beni abi. Her şeyi mahvettin. Her şey. Bu ne yüzsüzlük? Sen gelip bir de benim ilişkimde akıl hocalığı mı yapıyorsun? Benden de, hayatından da uzak dur. Ali Komiser Füsat. Çok üzgünüm, benim hatam. Ben senden yardım istedim. Sen de Ali üzümlü kek sever deyince işin kolayına kaçtım galiba. Sen Ali'ye üzümlü kek mi aldın? Özür dilerim, böyle olabileceğini tahmin edemezdim. Yok. Özürlemene gerek yok. Hata benim. Karışmamalıydım. Siz eminim toparlarsınız. Demek bu yüzden kıstı bunu o kadar. Duygu, iyi misin? Ali komiserin benden nefret ettiği gerçeğini unutursam gayet iyiyim. Yani çok üzgün, çok yaralı, çok öfkeli. Duygu, sen iyiyim diyorsun ama gerçekten emin misin iyi olduğuna? 3 aydır aramadın beni, ortalıkta yoksun. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Ali ile sen evliliğin kıyısından döndünüz. Sadece ben değil, buradaki herkes şahitti aranızdaki sevgi. Hayır, anlamıyorum. Bıçakla keser gibi nasıl olabilir, nasıl bitebilir? Bıraktığın nokta evlilik bir hata olurdu, bunu geç anladım demişsin. Bunun gerçek neden olduğuna beni inandıramazsın Duygu. Başka bir sebep yok Volkan. Hepsi bu. Aç kapıyı Yusuf. Konuşmamız lazım. Hem seni sevmediğimi nasıl düşünürsün? Ben senin için dünyaları yakarım. Yusuf, hadi aç şu kapıyı. Aç, konuşmamız lazım.
Demek seni bu kadar korumak isterken bu kadar yakmışım canını. Yusuf, hadi aç şu kapıyı. Yaman Bey. Biraz sakinleşmesini mi beklesiniz? Daha fazla incinmemesi için kapıyı kendisi açması lazım. Ulan ben kız olaydım, kendim girerdim o konağa. Önce küçük veledinin, sonra uşağının, sonra hizmetçisinin, sonra da o kırımlının boynunu çatır çatır kırardım bir gece vakti. Aynı gece Yaman'ın yatağında bir güzel uykumu alır. Sabah da kalkar, makyajımı yapar. Islık çala çala çıkar giderdim. Şimdi işimiz bunana safına kaldı. Öyle bir düşündüm de ne güzel olurdu abi yeminle. Kazım, sen düşünür müydün lan? Bazen şaşırtıyorsun beni ha. Öyle güzel anlattın ki abi, gözümde canlandı. Harbiden keşke kız olsaymışız. Ne diyorsun lan sen? Sıkma canımı, sıkarım kafana. Neden geldin? Bitirdin mi işi? Yoksa silah mı aldın? Yakalandın mı yoksa? Kırımlı kim olduğunu anladı mı senin? Konuşsana kızım. Ne oldu, ne bu halin? Kovuldum. Ne demek kovuldum? Neden, nasıl? Yusuf için. Yusuf mu? Ne Yusuf'u? O masum bir çocuk. O adam çok sert, katı. Haksız davranıyordu ona. Duydun mu Kazım? Çocuğa haksız davranıyormuş. Bak sen şu kırımlıya. Tabii, sen de oraya adaleti temsilen gittiğin için haliyle. Bir sürü kural koymuş. Saçma, kötü. Tutamadım kendimi. Bozdum kuralları. Sana ne lan çocuktan? Sen niye oradasın, unuttun mu? Gerçekten mürebbiye mi sandın kendini? Kafan mı iyi kızım senin? Ben her zaman doğru bildiğimi yaparım. Sana da, doğrularına da. Fos çıktı bu da, fos. İş başa düştü. Ama bekle. Önce şu kırımların işini bitireyim. Sonra sıra sana da gelecek. Çok bilmiş kardeşim. Sen bizi sevmiyorsun. Teyzemi de sevmiyorsun, beni de. Ateş parçası, aç artık kapıyı. Senden, teyzenden, ailemden çok kimseyi sevmedim ben. Yaman Bey. Biraz sakinleşmesini mi beklesiniz? Daha fazla incinmemesi için kapıyı kendisi açması lazım. Bu kapıyı açtıracağım sana. Seni sevdiğimi ispat edeceğim ateş parçası. Niye asıyorsunuz yüzünüzü? Yusuf'umuz konuşmuş, azıcık sevinsenize. Konuştu da ne oldu kızım? Kıyamet koptu, görmedin mi?
Ben ömrümce böyle görmedim Yusuf. O minicik haliyle nasıl kafa tuttu amcasına? O nasıl kızmışsa artık. Geçer canım, geçer. Amca yeğen onlar. Barışırlar. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Sen sadece Yusuf için sevinmiyorsun sanki. Yani şimdi Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? O nana mıdır, nunu mudur işte. Ne alsa çekti gitti de keyfim yerine geldi. Arsızın, saygısızın tekiydi bir kere. Böylelerin başını hemen ezmek gerek. Yoksa tepene çıkarlar. Yani sen kimsin ki Yaman Bey'in emirlerine karşı geliyorsun? Değil mi ama? Yani canım ben de ilkin yadırgadım ama ne bileyim iyi bir kıza benziyordu. Sonra yedirdi Yusuf'u. Konuşturdu. Bu kadar mürebbiye gördük. Hangisi yapabildi bunları? Yok artık Adalet abla he. Çocukcağız 3 aydır sus pus. Sıkılmış tabii yavrum. Konuşası gelmiş konuştu. O da o kadına denk geldi ya. Siz de onun sayesinde sanıyorsunuz. Pes. Ben eşyalarını toplayayım. Ay dur dur. Sen o zevki bana bırak Neslihan'cığım. Nihayet senden kurtulduk Nana Hanım. Şunlara bak. Bir şeye de benzese bari. Parça pinçik hepsi. Aman bunu da alsın başına çalsın. Aa. Yaman Bey öyle bir kovdu ki. Zavallımın cüzdanı da burada kalmış. Aynur. Abi. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Ne yapayım abi? Kızın eşyalarını topluyorum işte. Fırsat olmadı ya giderken. Acelesi yok. Geç oldu yat artık. Tamam. Yar saçların lüle lüle. Nana sana güle güle. Sabah 9'da burada ol. Yarın işe başlıyorsun. Tutamadım sözümü. Ne yapacağım ben şimdi? Tanrım bana yardım et. Bir yol göster bana. Ben yardımcı olayım güzelim. Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Uzatma sekil paralara. Bırak beni! Gelin bakalım. Bir katilin elleri. Abimin kanı var bu ellerde. Bir an bile unutma.
Ben hallederdim. Kendimi kalkarım ben. Nasıl buldun beni? Şimdi izin verirsen gidebilir miyim? Bu işi başlarsam kuşlara yem götürecektim. Tahmin ettim. Tahmin mi yoksa takip mi? Peşime düştün. Daha fazla hakaret için mi? Yürü gidiyoruz. Beni kovdun. Unuttun mu? Hak etmiştin. Ama şimdi gelmen gerek. Yusuf için. Yusuf için mi? Tamam. Gelirim. Ama tek bir şartım var. Beni dinlemeden kovmayacaksın bir daha. Ben hırsız değilim. Kötü biri değilim. Ben sadece Yusuf için iyi bir şey yapmak istedim. Anla bunu. Kafama sapla. Kafama ne? Yürü gidiyoruz. Günaydın hakim. Günaydın Ali. Nasıl gidiyor? İyiyim amirim. Her şey yolunda. Emin misin? Duygu komiser izinden geri döndü. Aynı ortamda birlikte çalışmanın kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Sorun yok amirim. Her zaman işimi yaptım. Şimdi de yapmaya devam edeceğim. Merak etme. Bundan kuşkum yok. Ama Duygu komiser yerinde bir karar almış bence. Senin tabii haberin yok. Duygu başka ilçeye tayinini istedi. Artık bizimle çalışmayacak. Hayırlısı olsun amirim. Hadi görüşürüz. Yusuf. Ben geldim Nana. Açabilir misin? Nana? Konuştun. Ay canım. Artık seninle bir sürü sohbet ederiz. Ateş parçası. Sen amcanı kız mısın? Seni kovdu. Teyzem de sevmiyor artık beni de. Ateş parçası. Konuşacağız. Şimdi değil. Daha sonra. Sen kimsin ki buna karar veriyorsun? Daha sonra. Sabır biraz.
Yusuf olmasa. Sevmiyor beni. Çizdiği resimlerde amcan hep yanında. Hep elini tutuyor seni. Bence o da seni çok seviyor. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ne yapıyorum ben? Burada Durmuş abimin katilini savunuyorum. Eskiden seviyordu. Hala seviyor. Çünkü sevgi çok güçlü duygudur. Hiç bitmez. Ne engeller, ne dağlar, ne duvarlar durduramaz onu. Duvar çıksa amcam onu hemencik yıkar. Dev gibidir, çok güçlüdür. Ama sevmiyor işte, sevmiyor. Zavallı çocuk. Amcanı bir kahraman sanıyorsun. Ama o kötü. Çok kötü biri. Senin tabii haberin yok. Duygu başka ilçeye tayinini istedi. Artık bizimle çalışmayacak. Bir daha yüzünü bile görmeyeceksin. Başka ilçeye tayinini istemiş. Olanlardan sonra burada çalışma konu için de zor olacaktı. Yüzüme bakmaya utanıyor tabii. Başka ne sebebi olabilir ki? Kara, buradaki dosyada bir eksiklik var. Ben sonra hallederim. Az kaldı. Çok az kaldı. Yakında hepiniz kurtulacaksınız benden. Duygu komiserim size gelmiş. Ablacığım, unutma ben senin hep yanındayım. Bu çiçeklere bakınca yalnız olmadığını hatırla. Şimdi anlaşıldı. Belki de bu ilişki daha önce başladı. Belki de 3 aydır bu çiçek yolların herifin yanındaydı. Belki de o adam yüzünden terk etti beni. Yani bence paranoya yapıyorsun. Herhangi birinden gelmiş olabilir. Duydun mu? Dönmüş seninki. Mana diyorum, geri dönmüş. Eşyasını falan almak için dönmüştür canım. Görmediniz mi Yaman Bey nasıl kapı dışarı etti onu? Yaman Bey bizzat getirdi Nana Hanım'ı. Söz konusu Küçük Bey olunca yapamayacağı şey yoktur. Resmen kötü enerjisine geldik. Güzelim reçelim mahvoldu.
Ateş parçası. Konuşacağız. Şimdi değil. Daha sonra. Sen kimsin ki buna karar veriyorsun? Daha sonra. Sabır biraz. Gel! Seni son kez uyarıyorum. Bir daha asla, asla bana ne yapacağımı söyleme. Yoksa seni pişman ederim. Şimdi konuş. Yusuf nasıl? Üzgün. Sana hala öfkeli. O fotoğrafları çıkarmaya cüret etmeseydin böyle olmazdı. Senin hatan. Hayır. Asıl hata ne biliyor musun Yaban Bey? O fotoğrafları kaldırmak. Yaz lazım insanlara. Göz yaş akmazsa acı geçmez. Üzülmek, ağlamak gerekir. Vedalaşmadan yola devam edemezsin. Kaçarak olmaz. Bana bir zamanlar tanıdığım bir psikoloğu hatırlattın. O da böyle söylerdi ona. Üzerine gitmesine. Abimden, canını aldığı abimden bahsediyor. Bu psikolog sana iyi şeyler hatırlatmadı herhalde. Söylesene alçak. Öldürdüm onu desene. Katilim desene. Bildiklerini kendine sakla. Ben onun üzülmesine asla izin vermem. Asla! Yusuf iyi olsun istiyorsan yasakları kaldır. O fotoğrafları çıkar. Yusuf teyzesinin yüzünü unutmazsın. Bilmiyorsun. Kendiyle savaşıyor bu barbar. Tanrı çoktan cezasını vermiş. Ama adalet de verecek cezasını. Etme. Konaktayım. Ne? Aferin kız. Sakın bir daha kovdurma kendini ha. Bu son şansımız olabilir. Hedefine odaklan.
Bunu Aziz için yapıyorsun, unutma. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Biliyor musun? Aziz hep senin çok güçlü, inatçı bir kız olduğunu söylerdi de inanmazdım. Nana aklına koyduğu her şeyi başarır derdi. Haklıymış. Sayende kanı yerde kalmayacak. Ben haberi vereceğim. Abim için. Abim için her şey. Az daha her şeyi mahvediyordun aptal. Şimdi, şimdi vakit kaybetmeden Kırımlı'nın nereye, ne zaman, nasıl gittiğini öğrenip indirmem lazım. Amirim kontrol için dosyalar verdi. Ben gerekli yerleri hallettim ama beraber bakmamız gereken yerler de var. Ortak not almamız lazım. Şimdi bu dosyada eksik bir rapor... Pardon. Alo? Abla beni aramışsın. Perdeleri takıyordum, açamadım. Beğendin mi hediyemi? Hem de çok beğendim. Çiçekler harikaydı. Çok teşekkür ederim canım. Canım bir dakika. Hı-hı. Ben de seni çok severim. Tamam. Görüşürüz. Şimdi bu dosyada... Çok pardon ama çok önemli, açmam lazım. Duygu Hanım merhaba. Hastanemize yeni bir doktorumuz geldi. Raporlarınızı incelettim. Yeni bir tedavi olduğunu, umut verici gelişmeler olabileceğini söylüyor. Gelirseniz sizinle bu konuyu konuşacak. Gelirim, koşa koşa gelirim hem de. Ben o zaman hemen çıkıyorum. Tamam, tamam gelirim ben. Özel işler için çalışma saatinden çalma. Özel hayatında her türlü dengesizlik kabul edilir. Ama burada dengeli olman lazım. Tamam, olurum tabii ama şimdi çıkmam lazım. Çünkü onunla buluşmaya gideceksin. Hem de koşa koşa. Çıkamazsın. O dosyanın durumu ibedi. Ne işin varsa akşam halledersin. Çok acil bir işim çıktı. Akşam gelsem olur mu? Doktor bey akşam hastanede olacak. Görüşebilirsiniz.
geldim yine. Beni bir tek sen anlarsın. Keşke sessizliğin içine gömülsem senin gibi ben de. Tek bir kelime bile konuşmasam. Konuşmak zorunda kalmasam. Adını her andığımda ölüyorum ben. Yeniden bir kez daha. Seni koruyamadığım gerçeği paramparça ediyor beni. Bunu emanetimize itiraf edemem. Tutunduğu amcasının gücünün tükendiğini söyleyemem. Hiçbir sözünü tutmamış bir adamım ben diyemem. Yıkamam bana inancını. Tanıştınız mı? Bahçede buldum onu. Bana birini hatırlattı. Kim o? Kaşları böyle. Suratı böyle. Şimdi kabuğuna dokun bir de. Nasıl? Çok sert değil mi? Sana kimseyi hatırlatmadın mı? Amcam mı? Bravo. Bildin. Peki. Neden amcanın kabuğu var? Düşündün mü hiç? İçindeki o zayıf kısmı korumak için. Ama neden bize kabuğunu gösteriyor? Biz ona zarar vermeyeceğiz ki. Çünkü o duygusuz bir canavar. Ama biz bir şey yapmadık ki ona. Teyzemin evine bile götürmüyor beni. Canım, teyzene gitmesin de o seni görüyor. İzliyor. Onu sevindirmek istemez mi sen? Mesela şimdi sen yemek yersen teyzen çok sevinir. Ama burada odanda değil, o büyük masada. Hastanemize yeni bir doktorumuz geldi. Raporlarınızı incelettim. Yeni bir tedavi olduğunu, umut verici gelişmeler olabileceğini söylüyor. Aklın nerede senin ha? Yapılacak hata mı bu? Bugünlük bu kadar.
Hatanı düzeltip dosyaları toparlarsın. Ateş parçası, yemeğimizi birlikte yiyelim mi? Güzel. Nihayet aylar sonra bu konakta ilk defa sofra kuruldu. Sen de otur. Siz de oturun. Ne kadar güzel sofra. Acıktık değil mi? Hadi. Bir arada yemek yemeyi özlemişiz değil mi ateş parçası? Hepsini senin için yaptım Yusuf. Hepsinden ye, olur mu? Bu masada eskisi gibi beraber olmak ne kadar güzel değil mi? Bir seferinde fotoğraf da çekmiştik, anı kalsın diye. Unutmuşum, benim bir telefon açmam gerekiyor. Size afiyet olsun. Fuat. Yaman Bey, Can Bey acil toplantı istedi İzmir'de. Şehir dışı görüşmelerini reddedin demiştiniz. Gitmeyeceğinizi bildireyim mi? Uçak biletimi ayarla. Bu akşam gidiyorum İzmir'e. Bir yere mi gidiyorsun? Şehir dışına çıkıyorum. Ne vardı? Kaçıyorsun yani. Zorbasın sen, bencilsin. Arkandan ne kadar acı bıraktığın umurumda değil. O çocuğu gerçekten seviyorsan kalmak zorundasın. Çık dışarı dedim sana, derhal! Ama olmaz. Çünkü katilsin sen, değil mi? Katilsin, evet. İnsanın içindeki sevgi öldüren bir zalim. Yusuf da senden gördüğü gibi mi olsun?
Seçim senin. Güçlüysem kalırsın. Zayıf yanını gösterirsin çocuğa. Korkaksan da kaçar. Seni güçlü sanmasını umarsın. Teşekkür ederim. Hem beni affettin hediye mevzusu için, hem de beni almaya hastaneye geldin. Telefonumu odamda unutmuşum. Hemen dönerim. Yasemin, yeni bir tedavi varmış. Ben hala inanamıyorum. İnşallah ablacığım. Ben inanıyorum, iyi olacaksın. İnşallah, inşallah. Duygu Hanım, size bahsettiğim doktorun. Merhaba. Merhaba doktor bey, ben hala inanamıyorum. Bana anlatılanlar doğru mu? Evet, durumunuzu inceledim. Daha önce yapılan tetkikleri, her şeyi gördüm. Yeni keşfedilen tedavi yöntemi size umut olabilir. Anne olma ihtimaliniz eskisinden çok fazla. Ben çok çok teşekkür ederim doktor ve çok çok sağ olun. Gelirim, koşa koşa gelirim hem de. Ben o zaman hemen çıkıyorum. Tamam, tamam geliyorum ben. Bu adam yüzünden mi? Bunun için mi terk ettin beni? Ama öğreneceğim. Hepsini öğreneceğim. Hadi canım. Güzel güzel uyu. Hadi. Çık sen. Al bunu ateş parçası. Başucuna koyarsın. Teyzenin fotoğrafı için. Şimdi bana istediğin her şeyi sorabilirsin. Merak ettiğin her şeyi. Hepsini mi? Neden teyzemin fotoğrafını kaldırdın? Neden teyzemin yanına götürmedin beni? Neden teyzemle alakalı konuşmak yasak? Teyzenin yokluğuna dayanamıyorum ben. Onun adını her andığımda kötü oluyorum. Yüzüne bakamıyorum. Gözlerine. Bazen senin de gözlerine bakamıyorum. Ne? Çünkü size her baktığımda çok kızıyorum. Kendime çok kızıyorum. Koruyamadım onu. Ne sana, ne de ona verdiğim sözleri tutamadım ben. Bir daha asla
Ne seni ne de teyzeni sevmediğimi söyleme bana. Düşünme bile. Bu dünyada ikinizden çok hiçbir şey sevmedim ben. Sen de mi teyzemi çok özledin? Çok. Amca. Ateş parçası. Yahyaoğlu diyor. Abimin ismi neden geçiyor? Mahkemede verdiği ifade. Aziz Yahyaoğlu aşağılık bir adamdı. Düşmanımdı. Defalarca karşı karşıya geldik, dövüştük. Karımın ölümünden o sorumludur. Benim elimde geçmeden başka bir düşmanı canını aldı. Şu kadarını söyleyeyim, kayıtlara geçsin. Aziz Yahyaoğlu olarak hak ettiğini bulmuştur. Alacağım Asilay. Yemin ederim ki cezanı çektiğini göreceğim. Yemin ederim.